90'lı yılların başındayız. Ben çok küçüğüm. Hemen hemen hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Annem ve babamsa 30'lu yaşlarında genç bir çift. Dedem yani annemin babası ve anneannem yaşadığımız şehre bağlı küçük bir köyde yaşıyorlar. Yani biz şehir merkezindeyiz. Onlar köydeler. Bir gün dedemin rahatsızlandığı haberi geliyor tüm evlatları ve torunları toplanıyorlar dedemin başına. Annem de beni ve abimi alıp köyün yolunu tutuyor. Babamla dedem çok iyi anlaşırlardı. Birbirlerini çok severlerdi. Aralarında damat kayınpeder ilişkisinden çok bir baba oğul ilişkisi vardı. Gel gelelim babam çalıştığı işten izin alamadığı için işe gitmek zorunda kalıyor. Köyde geçirdiğimiz birkaç günün ardından Deden fenalaşıyor ve hayatını kaybediyor. Annem ilk şoku atlattıktan sonra telefona sarılıyor. Babamı çağıracak. Babamın cinazeye gelmesi lazım. Son vazifesini yapması lazım. Ancak babam tanıyabileceğiniz en duygusal insanlardan biridir. Kendisine bir ölüm haberini, el ele sevdiği bir insanın ölüm haberini şak diye verirseniz bu haberi kaldıramayabilir. Bu defada Babamı toparlamaya uğraşırsınız. Bunu bilen annem arıyor babamı. Babam kötüledi. Hemen gel diyor. Babam annemin ses tonundan kuşkulanıp ağzını arasa da annem açık vermiyor. Babam işten izin alıyor ve köyün yolunu tutuyor. Köy dolmuşuna binince cam kenarına oturuyor ve yol boyunca dışarıyı seyrediyor. Hava kararmaya yüz tutmuş. Akşamüstü suları Köye birkaç kilometre kala küçük bir mezarlık var. Etrafı açık. Öyle duvarlarla falan çevrili değil. Yolun hemen kenarında. Ancak babamın bu mezarlıktan o güne denk haberi yok. Çünkü o gün itibariyle o mezarlıkta yatan bir aile büyüğümüz yok. Zaten babamın o köyle annemle evlenmek dışında bir alakası yok. Ayrıca mezarlık o kadar küçük ki dikkatlice bakmazsanız yanından hızlıca geçip gidersiniz ve mezarlığın farkına bile varamazsınız. Dolmuş tam mezarlığın yanından geçerken babam mezarlığın içinde dedemi görüyor. Dedem ayakta, babama bakıyor. Her zamanki kıyafetleriyle, hep taktığı kasketiyle olduğu yerde hafifçe zıplayarak babama el sallıyor ve "Musa, ben buradayım." diye bağırıyor. Hani böyle uzağınızda duran ama henüz sizi fark etmemiş olan birinin sizi görmesini istersiniz ya. Aynı o şekilde bağırıyor dedem. Babam oranın bir mezarlık olduğunu fark edince dedemin bastığı yere bakıyor. Dedemin bastığı yer bir mezar değil. Mezarlığın içinde yürünen, dolaşılan boş alanlardan biri. Bir mezarın üstüne basmıyor yani. Bu sırada dolmuş mezarlığa geçtiği için babam kafasını camdan çıkarıp mezarlığın olduğu yöne dönüyor ve dedeme bakmaya devam ediyor. Dedem hala kendisine doğru el sallıyor ve ben buradayım diye bağırıyor. Dedem fukta kaybolana kadar babama el sallamaya devam ediyor. Babamın kafasından saniyeler içinde şu düşünceler geçiyor. Allah Allah babam hasta değil miydi? İyileşti herhalde. E iyileştiyse mezarlığa neden geldi? Hem burada mezarlık mı var? Bir yakını mı var orada acaba? Olsa bile bu saate niye gelsin ki? Neyse önemli olan iyileşmesi. Hatta bir ara dolmuştan inip dedemin yanına gitmeyi düşünüyor ama annemin çabuk gel sözlerini hatırlayıp vazgeçiyor. Babam bu düşünceler içindeyken dolmuş köye varıyor. Babam köy meydanında inip dedemin evine yürüyor. Bahçe kapısından girdiği anda feryat figan seslerini duyuyor ve şaşırıyor. Eve girer girmez dedemin cansız bedeniyle karşılaşıyor ve bayılacak gibi oluyor. Hem çok sevdiği bir insanı kaybetmenin acısını hem de az önce gördüğü sahneyi açıklayamam onun verdiği tuhaf duyguyu aynı anda yaşıyor. Tabi cenaze evinde kimseye anlatamıyor da biraz önce gördüklerini dedemin başında göz gözyaşı dökenlerin arasına babam da katılıyor. Sabah olunca cenaze namazının ardından aile üyeleri ve köyün ileri gelenleri omuzluyorlar tabutu. Mezarlığa yürümeye başlıyorlar. Babam yanaşıyor o köyün yerlisi olan enişteme. Mezarlık işini hallettiniz mi diye soruyor. Eniştem ben birilerini aradım hallettiler. Merak etme deyince babam mezarlığın nerede olduğunu soruyor. Eniştem köyün biraz dışında kaldığını söylüyor. Babam heyecanla yutkunup Peki mezar yeri belli mi? Ve neresinde ayarlamışlar diye soruyor. Eniştem bu enteresan soru karşısında biraz şaşırsa da cenaze füznene verip üzerinde durmuyor. Ben de bilmiyorum. Gittiğimizde görevli gösterecek diyor. Mezarlığa varıyorlar. Bir gün önce dolmuşun camından gördüğü mezarların içinde olmak çok tuhaf geliyor babama. Bu defa yoldan geçen bir dolmuştan de mezarlığa değil de mezarlığın içinden yola ve dolmuşlara doğru bakmak. Mezarlık görevlisi dedem için hazırlanan mezarı gösteriyor. İşte o an babamın başından kaynar sular dökülüyor. Çünkü görevlinin gösterdiği yer babamın bir gün önce dedemi gördüğü yer. Yani dedemin Musa ben buradayım diye zıplayıp el salladığı yer. Dedemin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti. Fakat babam bu olayın şokunu hala üzerinden atamadı. Ne zaman aklına gelse kötü oluyor. İlk hikaye burada son buluyor. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bundan yıllar önce küçükken Yalova'da her yaz 3 aylık sezon boyunca yazlık kiralardık. Babaannem ve dedemle orada kalırdık yaz bitene kadar. Hafta sonları da babam ve annem ya da amcam ve yengem gelirlerdi. Neyse Olay amcamın küçük kızı olan kuzenimle ilgili. O zamanlar iki yaşlarında falan. Bu kız birdenbire geceleri çığlıklar atarak uyanmaya başlamıştı. Karanlıkta hep tedirkindi. Bir süre sonra inançlı bir insan olan yengem bir hocaya gidip muska yazdırdı. Ve ilginçtir ki o muskayı taktıkları günden itibaren kuzenimin gece çığlıkları ve korkuları durmuştu. İşte... Yazın yine Yalova'dayken, ben takribi 12-13 yaşlarındayım o zamanlar, amcamlar hafta sonu yanımıza geldiler. Geldikleri günün ertesi günü, yengem bir baktı ki muska yok. Aradık taradık kaldığımız blokon, merdivenlerini, geçtiğimiz yolları dedik dedik ettik ama nafile, bulamadık. Yengem ve amcam çok üzüldüler çünkü kızlarının tekrar geceleri çığlıklarla uyanmasından endişe ediyorlardı. İşte yine çok ilginçtir ki o gece yattığımızda kuzenim yine korkuyla çığlıklar atarak uyandı. Ben de tabii şaşırmıştım ve korkmuştum. Ulan acaba bizim görmediğimiz bir şeyler mi görüyor bu kız diye düşündüm. Bir yandan da çok üzüldüm. Çünkü küçücük kıza yine uykular haram olacaktı. Neyse çocuğu sakinleştirdi yengem. Sonra tekrar yattık. İşte ben o gece çok tuhaf bir rüya gördüm çok geniş bir alandayım. Etraf müthiş kalabalık. Büyük bir halkı oluşturmuşlar. Ve ben ortada kalan boşluktayım. Yüzlerini seçemiyorum kimsenin. Fakat belki binlerce kişi var. Ve herkes konuşuyor. Müthiş uğultu var kulaklarımda. Neyse işte. Ben tedirginlikle etrafımda dönerek neler olup bittiğine bakarken durduğum yerin tam karşısında kalabalığı yararak gelen bir insan çıkıyor. Bu Yaşlı bir adam, başında sarığı var, beyaz kıyafetler içinde. O anda sesler kesiliyor ve herkesin bana ve adama baktığını hissediyorum. Adam yüzünde huzurlu bir tebessümle ve bir elini kapalı şekilde önüne uzatarak bana ilerledi. Yavaş yavaş geldi ve gözlerimin içine bakarak avucunu açtı. Ben de bana uzattığı eline baktım ve ne göreyim adamın elinde kaybettiğimiz o muska var. Tam muskayı aldım ki uyandım, sabah olmuş. Tabii, herkese anlattım bunu, babaannemler falan. Belki sen masum çocuksun diye rüyana girmiştir melekler dediler. Huzursuz bir gecenin ardından kalktık, denize inelim dedik. Gittik yüzdük, akşama doğru eve dönüyoruz. Kaldığımız buluğun kapısına geldik. Ben en arkada yürüyorum yavaşça. Rüya falan aklımdan çıkmış tabii, o sırada çocuğum yani. Neyse, herkes girdi. Ben en son girdim ve yerde dikkatimi çeken bir şey oldu. Duvara dayalı bir mermer ile duvar arasında muskayı gördüm. Gözlerime inanamadım tabii ki. Herkes oradan geçti. Tam önümüz yani ve yemin ediyorum o apartmanın girişini dik dik aradık. Muskayı bulduğum yere bile bakmıştık. Çok net hatırlıyorum. Ben tabii sessizce eğilip aldım muskayı. Eve çıkana kadar kimseye bir şey söylemedim. Sonra yengeme gidip sürpriz yapıp verdim muskayı. Herkes şok olmuştu. Birden gördüğüm rüyayı hatırladı herkes. O gün muskayı kuzenime tekrar taktığımızda gayet huzurlu bir şekilde uyumuştu. İkinci hikayede burada son buluyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba. Benim adım Serdar. 23 yaşındayım. Bartın'da yaşıyorum. Anlatacağım bu olay 4 sene önce başımdan geçti. Bütün her şeyi size üzerine ekleme yapmadan olduğu gibi anlatacağım. Yıl 2016. Acemi Birliğim'i bitirmiş, dağıtım iznine çıkmıştık. Acemi Birliğim'i Hatay'ın, İskenderun ilçesinde, Denizalay'ında, Bahri'yle olarak yaptım. Buraya kadar sorun yok. 7 gün boyunca iznin ardından usta birliğime doğru gitmeme son bir günüm kalmıştı. Evde son gecemdi. Bu arada usta birliğimi İstanbul'da yaptım ama size adres vermek istemiyorum. Sadece şunu bilin ki orası şu an faaliyette değil, kapandı. Evde son gecem. Uyumak için yatağıma gittim ama gözüme uyku girmiyordu. 28 gün acemi birliğimin ardından bir hafta ailemin yanında kalmak güzeldi ama tam alışmışken Yarın tekrar ayrılacaktık. Koskoca İstanbul. Bilmediğim bir yer. Bilmediğim bir askeriye ve tanımadığım insanlar. Rahat edecek miyim? Yine arkadaşlarla kaynaşacak mıyım? Gibi düşüncelerle beynimi meşgul ederken gözüm dalmış ve uyumuşum. Gerçek mi? Yoksa rüyanın anlam veremediğim bir şey oldu. Hani öyle olur ya. Tıpkı gerçekmiş gibi. Aynen tam da öyle bir durumdu. Askeri elbiseli, zayıf, Kısa boylu, gençten bir çocuk yanıma geldi rüyamda. ''Benim adım Timur. Yarın usta birliğine teslim olacaksın. Korkma, endişelenme. Benim orada bir emanetim var. Onu al ve sakla. Şimdi bana el ver. Sana askerlik yapacağın yeri göstereceğim.'' dedi. Ben şaşkınlıkla ''Tamam gidelim ama ne emanet'' dedim. ''Zamanı gelince sana söyleyeceğim.'' dedi. Elini sottum ve beni deniz kenarında bir yere, bir binaya getirdi. Her yer asker dolu. Rütbeli rütbesiz on Burası senin askerlik yapacağın yer dedi. Kışladan içeriye girdik. Nizamiye kapısı çok büyük ve yeşil renkliydi. Girdik içeriye. Sol taraf deniz, sağ taraf kara, üst tarafta ormanlık alandı. Sonra bir binadan içeriye girdik. Merdivenlerle alt kata doğru indik. Sonra bir kapıdan orman gibi bir yere çıktık. Yüz metre yürüdükten sonra bir nöbet kulübesinin önünde durduk. Emanet burada dedi ve o an bir anda uyandım. Sabah olmuştu bile. Kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Ama ben hala rüyanın etkisindeydim. Ailece kahvaltı ettikten sonra veda vakti gelmişti. Klasik asker uğurlaması, ağlamalar, sarılmalar derken ben otobüse bindim. İstanbul yollarına düştüm. Yol uzundu. Otobüs mola verdi. Çorba çay falan istikten sonra Sigara içmek için dışarıya çıktım. Sigarayı yaktım. Yanıma gençten bir çocuk yaklaştı. Başında kapşonu vardı. Ateşini rica edebilir miyim dedi. Tabi dedim ve verdim. Sigarasını yaktı. Emaneti unutma deyip yanımdan uzaklaştı. Ben hayretler içindeydim. Peşimden gittim, aradım ve bakındım, ama bulamadım. Neyse, mola saati bitmişti. Otobüse bindik ve yola devam ettik. İstanbul'a kadar uyumuşum. Saat sabah 8'de harem otogarında indim. Taksiye bindim ve birliğimin adresini verdim. Taksici abi sağ olsun beni yol boyunca askerlikten soğutan analarıyla beraber birliğimin önünde indirdi. Artık teslim olma vakti geldi. Sanki ben burayı hatırlıyor gibiydim. Evet, evet burası rüyamda gördüğüm yere çok benziyordu. Aynı rüyamdaki gibi büyük, işe kapıdan nizamiyeye girdim. Kapıdaki usta askerlerden biri üzerimi aradı. Valizlere baktı ve bana karargaha kadar refakat etti. Yürüyoruz ama aynı rüyamdaki gibi sol taraf deniz, sağ taraf kara ve üst tarafta da ormanlık alan var. Karargah binasından içeriye girdik. Merdivenden iniyoruz. Tıpkı rüyamdaki gibi. Usta birliğim boyunca burada kalacaktım. Ben berber olduğum için nöbet falan hiç tutmadım. Beni berber salonuna verdiler. Askerliğim boyunca berberlik yaptım. Elime silah bile almadım. Akşama kadar saç keserdim. Bu süre zarfında da hiç garip olay yaşamadım. Ta ki tezkereme son bir hafta kala. Günler geçmiyor ve saatler ilerlemiyordu. Askerliğin son günleri böyledir. Tezkere alıp kurtulacağın günleri iple çekersin. Ve zaman bir türlü geçmez. Hizmetten de düşmüşüm ve hiçbir iş yapmıyorum.'' Akşama kadar serbestim. Yine bir gece zamanın durduğu gün ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyette dolaşırken Ankaralı devrem yanıma geldi. Bana oğlum zaman geçmiyor ne yapsak falan dedi. Çok sıkıldım. Ardından yanımıza gelen iki arkadaş daha katıldı. Ve Ankaralı olan arkadaş ruh çağıralım dedi. Oğlum kafayı mı yediniz? Yakalanırsak askerliğe yakarız dedim. Bir şey olmaz falan filan derken Ankara'lı tezgah kurmuş, sistemi yapmıştı bile. Kendimizi ruh çevirirken bulduk. Sonra bu çocuk bir takım dualar okudu. Mumlar falan yaktı. Herkes elini fincana koysun dedi. Tamam dedik. Sonra bu çocuk, ey ruhani, geldiysen bize bir işaret ver dedi. Ama öyle konuşmalar, öyle hareketler, öyle dualar yapıyordu ki zannedersiniz 40 yıllık cinci hoca ve sonra tekrarladı. Ey ruhani geldin mi? Eğer geldiysen işaret ver. Dediği anda yanan bütün mumlar söndü. Rüzgar yoktu. Kimse de üflememişti. Ve tekrar yaktık. Sonra fincan kendiliğinden oynamaya başladı. Ve bir şeyler yazıyordu. Kimsenin eli fincanda değildi. Ve kendiliğinden hareket ediyordu. Size cinini yazdığını söylüyorum. Şimdi iyi dinleyin. Sakın arkanıza dönmeyin. Dört kişiyiz ve biz zararsız. Üç kişi sizi arıyorlar. Aynen bu şekilde yazdı. Biz soru bile sormamıştık. Ama sonra Ankara'da arkadaş kim bizi arıyor dedi. Onlar çabuk çıkın çabuk yazdı. Ve biz her şeyi ona da bıraktık kaçtık. Dışarıya çıktığımızda nöbetçi az ve iki çavuş bizi arıyordu. Allah'tan olayı ucuz atlattık. Tezkeremin son üç günü sıkıntıdan nöbetçi çavuşla yer değiştirdim. Sabaha kadar nöbeti ben tutacaktım. Nöbet tutanları götürüp getirecektim. Nöbet kulübelerine. Gece 3-5 nöbeti askerlerini hazırladım. Nöbet değişimlerini yaptırdım. İşim bitmişti. Gece vakti tek başıma aylak aylak dolaşıyordum. Sonra ne olduysa o rüyamda gördüğüm kapıdan dışarıya çıktım. Ormanlık alanda ilerlerken rüyamda gördüğüm Timur aklıma geldi. Bana gösterdiği nöbet kulübesine doğru ilerlerken, Timur bir anda karşıma çıktı. ''Bana, o ruh çağırma aslında ben size yaptırdım. Yoksa ben buraya gelemezdim. Şimdi sana dediğim şeyleri yap.'' dedi. ''Nöbet kulübesinden içeri gir.'' dedi. Girdim. ''Yerdeki kırık tahtayı sök ve araya sıkışan alyansı oradan çıkar.'' dedi. Aynen dediklerini yaptım. Ben gerçekten de orada bir alyans vardı. Her şey gerçekti ve rüyada değildim. Bunu al. Askerliğin bitince Konya Meram'daki şu adrese götür ve kapıyı açan ilk kişiye ver dedi. Sonra ortadan kayboldu. Ben hemen nöbetçi Asubay'ın yanına koştum ama olayı anlatmadım. Sadece o nöbet kulübesinde daha önce ne yaşandı diye sordum. Nöbetçi Asubay da orada bir askerin intihar ettiğini söyledi. Şimdi size Detayları anlatıyorum. 2000 yılında Timur burada da askerlik yapmış. Bir gece Timur'un arkadaşı hastalanmış ve onun yerine Timur'u nöbete götürmüşler. Sonra Timur o kulübede kafasına sıkmış, intihar etmiş. Sebebini kimse çözememiş. Benim askerliğim bitti ve tezkeremi aldım. İlk işim Konya'ya gitmek oldu. Adrese gittim ve kapıyı çaldım. Kapıyı bir kadın açtı özür dileyerek konuyu anlattım ve kadın ağlamaya başladı. O kadın Timur'un eski karısıymış. O askerdeyken kadın onu terk etmiş ve boşanma davası açmış. Timur da o gece orada nöbet kulübesinde canına kıymış. Kadın da o günden sonra hiç evlenmemiş. Ben olanı biteni baştan sonra kadına anlattım. Kadın da ben de hep aynı rüyayı görüyordum. Timur rüyama gelip emanetini getireceğim diyordu demek o emanet dediği buymuş deyip ağlamaya başladı. Ben de müsaade isteyerek oradan ayrıldım ve ailemin yanına dönmek üzere yola çıktım. O asker beni seçmişti. Emanetini verdim kardeşim. Umarım rahat etmiştir için. Aradan dört sene geçti. O günden sonra Timur hiç görmedim. Rüyama dahi artık gelmedi. Sanırsam artık rahat bir şekilde mezarında uyuyordu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi Diğer hikayeyi anlatıyorum. Herkese selamlar. Bu hikaye için tepki alacağımı biliyorum. Ama yine de anlatmak istedim. İsimleri değiştireceğim. Benim adım da Gonca değil. 29 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Benim üniversitede bir arkadaşım vardı. Yıllar sonra hasbel kadar karşılaştık. Adı Murat olsun. Birkaç kez yemek yedik. Bu süreçte ben ondan hoşlanmaya başladım. Onda da aynı duygular var sandım. Çünkü öyle hissettirdi. Ama maalesef yanılmışım. Büyük bir hata ettim ve ona açıldım. Benim beklediğim bana ben de senden çok hoşlandım demesiydi. Ama öyle olmadı. Çok kırıldığım bir konuşma yaptı. Yıllar sonra karşılaştık. Ben seni arkadaş, dost olarak görüyorum dedi. O kadar utandım ki kendimi rezil hissettim. Özür diledim ve eve geldim. İşte buraya kadar normaldi. Ama bunu atlatamayacağımı anladım. Çünkü ne sesi ne gülüşü aklımdan çıkmıyordu. Yemek yiyemiyordum. Uyuyamıyordum. Sürekli depresyon halindeydim. O konuşmadan sonra bir daha beni aramadı. En çok da bu zoruma gitti. En azından arkadaş olarak devam etseydi belki bu kadar saplantı haline getirmezdim. Her gün sosyal medyaya girip ne yapmış, nerelere gitmiş, kimleri eklemiş, kimler fotoğraflarını beğenmiş, Buna bakardım. Tüm gün bununla ilgileniyordum. Hayaller kuruyordum. Onunla evlendiğimi düşünüyordum. Ama imkansızlığını hatırlayınca tekrar bunalıma giriyordum. Hani görseniz o kadar da ahım şahım bir şey değil ama bağlandım bir kere. Ne yapsam söz geçiremedim gönlüme. Sonra bu işi çözmeliyim dedim. O da bana aşık olabilir. Kendimi sevdirebilirim dedim. O beni aramazken ben onu aradım. Hiçbir şey olmamış gibi. Nasılsın? ne yapıyorsun? Müsaitsen yemek yiyelim dedim. Eski sıcaklık kalmamıştı sesinde. Bunu anlamak üzdü beni. Ama devam ettim yine konuşmaya. İşim var aslında dedi. Lütfen dedim. İşini ertele. Konuşalım. Beni yanlış anlamanı, yanlış tanımanı istemem dedim. Peki dedi. O gün buluştuk. Gittik yemek yemeye. Kendimi tuttum. Elkimi kaybetmiş gibi. Onu sadece arkadaş olarak görüyormuş gibi davrandım. Artık böyle yanaşacaktım. Başka çarem yoktu. O da rahatladı biraz. Artık aşktan meşkten bahsetmeyince. Sohbet ettik. Konuştuk eskisi gibi. İlk adımı başardığımı hissettim. Eve döndüğümde o bunalım halim geçmişti. Çünkü onu yeniden kazanacağımı hissediyordum. İkinci aşama ona sürpriz doğum günüydü. İki hafta sonra doğum günü vardı ve ona sürpriz yapacaktım. Hediye, kutular aldım. içlerini doldurdum. Doğum gününü kutlamak için yere ayarladım. Kendime elbise aldım, kararlıydım. O gün bana aşık olmalıydı. Ben de onu süründürmeliydim. İki hafta geçtikten sonra o gün kendi evimi hazırladım. Sofra kurdum. Her şeyi dört dörtlüktü. Akşam çağıracaktım. Akşam saat dokuz gibi. Murat, acil gelmen lazım dedi. Şimdi gelemem. Sonra konuşsak olmaz mı dedi. Eve hırsız girmiş galiba. Çok kötüyüm dedim. Tamam, geliyorum dedi. Kendime son kez aynı da baktım. Her şey güzeldi. Görünce bayılacaktı. Beklemeye başladım. Bir saate gelmişti. Kapı çaldı. Heyecanla kalktım yerimden. Kapıyı açar açmaz salak gibi sürpriz diye bağırdım. Ancak o an keşke ölseydim. Keşke öyle bir an yaşanmasaydı. Keşke sadece telefonda doğum günün kutlu olsun deseydim. Zamanı geri alamıyoruz işte. Yani neden bu kadar pişman oldun diyecek olursanız anlatayım. Kapıyı açtığımda yanında başka bir kadın vardı. Başka biriyle gelmiş. Hem de kız arkadaşıymış. Doğum gününü kutlarlarken ben aramışım. Kız da yalnız gelmesini istememiş. Peşine düşmüş. O an duyduğum utançtan kıpkırmızı oldum. O da ne diyeceğini bilemedi. Kız da bu ne rezalet ya. Bu da ne demek oluyor burada dedi. Ben de Murat benim arkadaşım. Ona dostça bir sürpriz yapmak istemiştim. Beraber olduğunuzu bilmiyordum. Yanlış anlamı lütfen. Sen kız arkadaşsın galiba. Tanıştığıma çok memnun oldum. Çok da yakışmışsınız falan diyerek toparlamaya çalıştım ama saçma oldu tabii. En son ağzımdan çıkan saçmalık ise buyurun buraya kadar gelmişsiniz. İçeri geçin demek oldu. Sonra kızla birbirlerine baktılar. Peki diyerek girdiler. Kız o sofrayı mumları görünce oldukça dostça bir sürprizmiş gerçekten diye laf soktu. Sonra çok az oturup gittiler. Bundan sonra artık arayamazdım da arkadaşlık da mümkün değildi. Her şeyi mahvetmiştim. Yine aynı depresyon halime döndüm. Bu sefer daha kötü bir şekilde. Çünkü kız arkadaşı vardı ve ben düşündükçe çıldırıyordum. En sonunda da yapmamam gereken o şeyi yaptım. Yani aşk büyüsünü. İnternette gezinirken gördüm tesadüf. Tekrar bir umut doğdu içime. Bu tek çareydi. Buldum bir hoca. Hemen görüşmeye gittim. Tabii o da, yüklü bir miktarda para istedi. Hesabını yolladım. Sonra, fotoğraf ve bazı bilgiler istedi. Onları da verdim. Üç haftada sana dönecek dedi. Sonra işlemler başladı. Bu sürede hiçbir şey yapmadım. Sadece beni aramasını bekledim. İki haftada o güzel gelişme oldu. Beni aradı. Nasılsın? Görseli mi müsaitsen dedi. Havalara uçuyordum resmen. Olur dedim. Ama çıkamam. Sen gel eve dedim. O gelene kadar hazırlandım. Sonra beklemeye başladım. Geldi. Konuşmaya başladık. Sana haksızlık ettim galiba son günlerde. Hep seni görüyorum rüyamda. Seni özlediğimi fark ettim dedi. Gerçekten kalbim çok hızlı atıyordu ki. Ama bu heyecanımı ona hissettirmemeye çalıştım. Ya demek öyle. Kız arkadaşına ne oldu peki dedim. Ayrıldım ondan. Büyük bir hata yapmışım dedi. O sırada beni affedebilecek misin deyip elimi tuttu. Ben de gülümsedim. Bu gülümseme Evet anlamındaydı. Sonra sarıldık. Sonra biraz kalıp gitti. Öyle mutluydum ki. Üç dört gün her şey iyiydi. Buluşuyorduk. Eve gelince tekrar özledim diye arıyordu. Yani öyle aşık olmuştu. Derler ya sırılsıklam. İşte öyleydi. Beşinci gün bazı şeyler olmaya başladı. Gece uyuyordum. Bir ses duydum. Gonca. Gonca uyan diye bir ses. Açtım gözümü. Hemen kalkıp ışığı yaktım. Yalnızdım. Kimse yoktu. Rüya gördüğümü düşündüm ama uykum da kaçmıştı. Tekrar uzandım. Öyle beklemeye başladım. Tekrar geldi o ses. Gonca, Gonca buraya gel. Bu sefer rüya olmadığı kesindi. Kalktım, odalara baktım. Ama hiçbir şey yok. Hemen Murat'ı aradım, açmadı. Uyuyordu, duymamıştı muhtemelen. Salona girdim. Biraz orada oturdum korkuyla. Yine o ses. Gonca, buraya gel dedi. Evden çıktım. Taksiye atlayıp Murat'ın evine gittim. Beni gördüğünde şaşırdı Murat. Bu gece burada kalabilir miyim? Çok kötü şeyler oldu dedim. Geç içeri dedi. Anlattım sesler duyduğumu. Gonca uykuluymuşsun. Bunlar gerçek olamaz dedi. Belki de ama korktum dedim. Tamam kal bu gece burada dedi. O gece orada kaldım. Bir şey olmadı. Ancak ertesi gün tekrar evime döndüm. Eve girdiğimde salonun duvarında Arapçaya benzer bir şeyler yazıyordu. Fotoğrafını da çekmiştim ama nasıl olduysa hepsi gitti. Diğer odalara baktım. Bir şey yoktu. Ancak sadece salonda kocaman harflerle bir şeyler yazıyordu. Murat'ı aradım anlattım. Bekle geliyorum. Sen istersen dışarıda dur dedi. Çıktım. Dışarıda beklemeye başladım. Murat gelince beraber girdik ama ikinci bir şok yaşadım orada. Yazılar yoktu. Nerede yazıyor dedi. Buradaydı dedim. Ama hiçbir şey yoktu. Gonca, sen iyi misin Allah aşkına? Neler oluyor sana dedi. O anda ağlamaya başladım. Sen dinlen biraz. Ben buradayım dedi. Odamı geçtim yattım. Onun olduğunu bilmek bile bana güven veriyordu. Beş saat uyumuşum. Dinlenmek iyi gelmişti. Kalktım. Murat bana kahve yaptı. İçtikten sonra gitti. Uykumu da aldığım için televizyonu açtım. Eski bir dizi buldum. İzlemeye başladım. Bir iki saat sonra... Nasıl olduysa uykuya dalmışım. Sonra gözümü bir açtım. Etraf yanıyor. Bir yangının ortasındayım. Çığlıklar atarak yardım istedim. İki dakika sonra yangın falan kalmamıştı. Her şey eskisi gibiydi. Sıçradım uyandım o an. Rüyaymış. Su içmek için mutfağa girdim. Sandalyeye oturdum. Tam karşıdaki sandalye geriye doğru gitti. Bir oturmak için geriye çekmiş gibi. Öylece kaldım. Murat'ı da arayamazdım artık. Deli olduğumu düşünecekti. Sonra kalktım. Sandalyeyi masaya doğru ittim. Diğer sandalye de gitti geriye doğru. Sonra hemen odama koşup kapıyı kilitledim korkudan. Birinden kaçıyormuş gibi. Ama onlardan kaçış yoktu. Yani onların görmediği bir yere saklanabilmem imkansızdı. Sonradan anlatım O zaman da öyle dururken Murat aradı. Nasıl oldun dedi. Diyemedim bir şey. İyiyim. Sorun yok dedi. Telefonu kapattıktan sonra aklıma geldi. Neden hocayı arayıp sormuyorum ki dedim. Aradım. Anlattım olanları. Sen yarın yanıma gel dedi. Ertesi gün gittim hocanın yanına. O da bir bakım yaptı. Bu çocukta koruma muskası var mıydı? Gördün mü hiç dedi. Hiç fark etmedim. Bilmiyorum. Neden ki dedim. Üstünde koruması olmazsa öyle olmazdı dedi. Büyük için görevli cinler senden intikam alıyor Çünkü Murat'ın yanına her gittiklerinde... Camları yanıyor dedi. Şaşırdım anlattıklarına. Şimdi ne yapmam lazım dedi. Büyüyü bozmak lazım. Yoksa Murat'ı kazanalım derken seni kaybedeceğiz dedi. Büyü bozulursa Murat gidecek mi yani dedim. Kızım kendine gel. Bu işin şakası olmaz. Şunu bozalım. Belki sonra başka bir çare buluruz. Ama bu büyü bozulunca bu çocuk senden gidecek. Buna da hazır ol dedi. Sonra ağlayarak çıktım oradan. Bir hafta sonra büyünün etkisi geçti. Evdeydim. Akşam vaktiydi. Kapıya hızlı hızlı vurdu biri. Aç lan kapıyı diye bir ses. Murat'ın sesi. Telaşla açtım kapıyı. Girer girmez bağırmaya başladı. Sen ne yaptığını sanıyorsun diye. Ne oluyor? Ne yapmışım ben dedim. Büyü yaptırmak ne dedi? Ne büyüsü? Ne diyorsun? Yok öyle bir şey dedim. Yalan söyleme. Nefret ediyorum senden. Bir daha karşıma çıkarsan çok kötü şeyler olur. Şeytan seni dedi. Kapıyı çarpıp çıktı. İşte bunu nereden öğrendi? Nasıl öğrendi? Hala bilmiyorum. Büyü bozuldu ama musallat devam etti. Ben dersimi aldım. Umarım dinleyenler de böyle bir şeye bulaşmaz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yıllardır hala kendi kendime düşünüp kafa yorduğum bir olaydır. Ben 8 yaşlarındayken teyzemi kanserden kaybettik. Kışın ortasında apar topar bütün aile, teyzemi Ordu'da dağın başında tek başına yaşadığı ve orada ölmek istediği köy evine gittik. Teyzemi yatak odalarından birinde ertesi günkü cenazeye hazırladılar. Beni içeri almadılar. O gece diğer şehirlerden gelen akrabalarla birlikte cenaze evinde kaldık. Bu sırada benden yaşça büyük olan kuzenlerim ve ablam arasında fısıldaşmaların, gizli bir takım şeylerin döndüğünü fark ettim. Ben, kuzenlerin en küçüğü olduğum için, 90'lı yıllarda beni genelde aralarına almaz, kendilerini odaya kapatıp, gizli gizli sigara içer, sevgililerinden falan bahsederlerdi. Ben de, tek başıma kapılarının önünde oturur, çocukluk ya işte, bunları dinler, sonra anneme yetiştirirdim. O gece, Cenaze evinde kuzenlerim yine kendilerini birlikte yatacakları odaya kapattılar. Fısıltılarından ruhçu aralım bu gece gibi bir şeyler duyduğumu anımsıyorum. Tabii ki yine burnumu sokacağımı bildikleri için benim annemlerle birlikte yatmamı beklediler. Ben tabii ki meraktan ölüyorum. Annemlerin uykuya dalmasını bekleyip odadan sıvıştım. Ev büyük bir köy evi. Yürürken eski parkeler gıcırdıyor. Odalarının kapısını kapatmalarını bekliyordum zaten. Ama baktım odalarının bulunduğu koridorun kapısını da kapatmışlar. Odaları koridorun kapısının hemen yanında olduğu için seslerini duyabiliyordum. O koridorun sonundaki odada teyzemin cenazesi var. Şimdi düşünüyorum da nasıl böyle bir şeye kalkışmışlar. Aklım almıyor. Çocukluğumda hiç böyle hikayelerle büyütülmedim ve korkutulmadım. Sanırım o yüzden o akşam hiç korkmadım. Sadece merak ettim ve koridorun kapısının önünde yere oturdum. Bizimkileri dinliyorum. Kuzenlerimden birinin dua ettiğini duydum. Uzun uzun dua etti. Sese gittikçe yükseldi. Ve birkaç dakika içinde neredeyse bağırarak dua okuyordu. Arkama baktım. Evin geri kalanında çatı yok. Kimse bu sese uyanmıyor. Sonra ablamı duydum. Yeter, bitir artık diye bağırıyordu. Sonra oturduğum yerden koridorun kapısının çok yavaşça titrediğini fark ettim. Sanki elektrikli bir titreşim gibi kapının kilidinin içinde titreşiyordu. Oturduğum yerde geriledim. Göz yanılması mı diye geriden bakmak için o an kafamı kaldırdım ve o şeyi gördüm. Koridorun kapısının buzlu camı vardı tamamen kapının arkasını göremiyordun. Ama yine de kapının arkasında birisinin olduğunu seçebiliyordun. Büyük bir karaltı gördüm. Bir insana göre çok büyük, iri bir karaltıydı. Tavana kadar uzanıyordu. Çok yavaş, sanki bir duman gibi hareket ediyordu. Kesinlikle bir vücudu vardı. Sadece siyah bir duman değildi. Kafası ve kulakları vardı. Koridorda Ablamların odasının kapısının önünde öylece duruyordu ve vücudu ablamların kapısına dönüktü. Sanırım 130 saniye boyunca da ona kalıp onu izledim. Kuzenlerimin birbirine bağırışını dinledim. Biri devam etmek istiyordu, diğerleri çok korkmuş bir şekilde bitirmesi için bağırıyorlardı. Hemen annemlerin odasına geri koşup yorganın altına girdim annemi sımsıkı sarılıp uyuyakalmışım. Ertesi gün kuzenlerin birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlardı. Ve cenaze boyunca hepsi çok sinirli ve gergindi. O gece o odada ne oldu hiç bilemedim. Eve döndüğümüzde ablama gördüklerimi anlattım. Önce gözleri büyüdü. Korktu baya. Sonra beni korkutmamak için herhalde. Saçmalama. Hayal görmüşsündür dedi. O gece gördüğüm şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Bundan yıllar sonra ablam bana o gördüğümüz şeyi onun da gördüğünü söyledi. Fakat o da ne olduğunu bilmiyordu. İlk hikaye bu kadar. Şimdi ikinci hikayeyi anlatıyorum. Annesi doğumdan 3 ay sonra işe dönmek zorunda kalan biri olarak babaannem tarafından büyütüldü. En yakın dostum, oyun arkadaşımdı. Ben de onun altın günü arkadaşıydım. Kendisiyle bağım annemle olan bağım kadar kuvvetliydi. 8 yaşımdayken aniden bir doktorun yanlış teşhisi ve tedavisi sonucu kendisini kaybettik. Küçük yaşıma rağmen üzüntüden mahvolduğumu ve hastaneye kaldırıldığımı hatırlıyorum. Günler, haftalarca kendime gelemedim. En dokunanı da aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılması ve iyileşip geri dönecek diye beklerken Onunla vedalaşamadan bir daha göremeden kendisini kaybetmemdi. Bir gün rüyama girdi babanım. Vefat edeli. Birkaç ay olmuştu. Güzel, açık renkli elbiseler giymişti. Vedalaşmadan gittim ama. Beni hiç merak etme. Çok iyiyim. Seni mutsuz görünce çok üzülüyorum. Mutsuz olmana gerek yok. Beni özlüyorsun ama. Benim burada keyfim yerinde dedi. Kahkahalar atıyordu. Gözlerinin içi gülüyordu kucağında bir tane bebek vardı. Cinsiyeti kızdı. Bak kızıma da kavuştum dedi. Kucağında bebeği göstererek bana. Uyanınca anneme ve babama bu rüyadan bahsettim. Bak babaannen iyiymiş işte. Senle vedalaşmaya gelmiş dediler bana. Bebek konusundan da bahsettim. Annemler rüya işte takılma daha fazla dediler. Daha sonra bir bayram günü toplandığımızda Rüyadan dedeme ve halalarıma bahsettim. Dedem gülümsedi. Senin hiç tanışmadığın bebekken ölen bir halan vardı. Odur dedi. İlk çocuklarıymış. Daha bir yaşına gelmeden ölmüş. Halalarım da babam da bilmiyormuş. Pek kimseye bahsetmemişler bundan. Bu gerçeği bir rüyayla ve bana babaannemin söylemesiyle öğrenmiştim. İkinci hikaye burada son buluyor. Şimdi Diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Dedemi bu olayın yaşandığı tarihten 10 yıl önce kaybetmiştik. Anneannem henüz hayattaydı. Küçük teyzem evli olduğu halde bir gün rüyasında kendisini baba evinde görüyor. Yani dedemin ve anneannemin yaşadığı o köydeki evinde rüyasında mutfağa giriyor. Ve mutfakta yerde iki kişinin yattığını görüyor. Bu kişilerden birinin anneannem. Diğerinin de eniştem olduğunu fark ediyor. Anneannem ve eniştem mutfakta yere uzanmışlar. Gözleri kapalı, kıpırdamıyorlar. Teyzem onların neden yerde o şekilde yattıklarına bir anlam vermeye çalışırken içeri dedem giriyor. Bilirsiniz, ölen birini rüyanızda gördüğünüzde insanda hüzünle karışık bir afallama olur. Hem duygulanır hem de nasıl, nasıl yani hissi yaşarsınız çoğumuzun başına gelmiştir. İşte teyzem de karşısında 10 yıl önce kaybettiği babasını görünce hem şaşırıyor hem de duygulanıyor. Dedem yerde yatan anneannemi ve eniştemi göstererek sarın bakalım şunlardan birini diyor. Teyzem bir dedeme bir de yerde yatan anneanneme ve enişteme bakıp olaya anlam vermeye çalışırken dedem eğilip anneannemi kucaklayıp omzuna atıyor ve götürüyor teyzem uyanıyor. Teyzemin bu rüyayı görüp bize anlatmasından bir iki ay sonra hiçbir ölümcül hastalığı olmayan anneannemin bir anda hayatını kaybetmesi. Tansiyonu şekeri vardı evet ama o yaştaki bir insan için sıradan hastalıklar bunlar. Yatağa düşmüş değildi. Yardıma muhtaç değildi. Dinçti. Ölümü kesinlikle ama kesinlikle beklenmiyordu. Tek başına yaşıyordu. Yemeğini, temizliğini aksatmadan yapıyordu. Görseniz gerçekten de sağlıklıydı. Hatta hayatını kaybetmeden bir iki gün önce gittiği bir piknikte etrafına gülücükler saçmış ve herkesin neşe kaynağı olmuştu. Cenaze evindeki şaşkınlık gözünün önünden hiç gitmiyor. O rüyayı daha da enteresan kılan ikinci nokta vardı. Birincisi anneannem o rüyadaki mutfakta kaybetti hayatını tek başına yaşadığı o köy evinde uykudan uyanıp su içmek için yataktan kalktığı bir gece o mutfakta ani bir kalp kriziyle hayata gözlerini yumdu. Kendisini ziyarete gelen kuzenim anneannemin kapıyı açmaması ve gündüz vakti ışığın açık olmasından kuşkulanıp tahta kapıyı kırdı ve anneannemi mutfakta yerde cansız yatarken buldu. Tıpkı rüyadaki gibi ikincisi de Anneannemin ardından sülalede ölen ilk kişi de eniştem oldu. Küçük teyzemin o rüyada gördüğü eniştem, büyük teyzemin eşi, oldukça kalabalık bir sülaleyiz. Bir çırpıda sayamayacağınız kadar kalabalığız ama ölüm. O koca sülalede herkesten önce o iki kişiyi aldı. O rüyada dedemin sarın bakalım şunlardan birinin dediği iki kişiyi önce sırtladı anneannem gitti sonra yerde kalan enişte. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İnsanın yaşadığı hayatı seçme şansı olmuyor. Eğer seçme şansım olsaydı asla bu yaşadıklarımı seçmezdim. Yaşadığım olaylar 2010 senesinde yaşandı. Anlatmaya babamdan başlıyorum. Babam Rıza. Onu nasıl ve neresinden anlatayım? Babam, çobanlık, çiftçilik ne varsa yaptı. Çobanlık dediysem aklınıza gelenden ziyade büyükbaş hayvan çiftliklerinde tavuk çiftliği gibi yerlerde çalıştı hep. Annemle ikimiz de babamın peşinden göçebe gibi Sakarya, Bolu, Düzce arasında çiftlikten çiftliğe savrulup durduk. Babamın işe girdiği yerin çiftliklerin içinde olan çalışanlar için yapılan yerlerde kalırdık. Babam tek çalışan olurdu. Çiftlik sahibi Babamı hayvanlara emanet eder. Bakımlarını babam yapardı. Ama nedense bir yerde en fazla bir iki sene kalıp giderdik oradan. Babam hayvanlara düzgün bakmaz. Hayvanlar hastalanıp ölürdü. Çiftlik sahibi bizi kovardı. Her zaman böyle olmuştur. 13-14 yaşıma kadar düzenli bir okul hayatım olmadı. Tam okula alıştım derken başka bir yere gittik. Babam bana karşı da bir o kadar kötüydü. Ne zaman konusu açılsa anneme bana erkek bir evlat veremedin der anneme yüklenirdi. Benden sonra annem üç kere hamile kalmış. Fakat her seferinde düşük yapmış. Bu yüzden babam ne annemi ne de bana insan gibi davranmazdı. Döverdi. Babamın yanında konuşamazdım. Basit bir neden beni dövmesi için yeterliydi. Bu yüzden o evdeyken erkenden yatardım. Gündüzleri de babamın yapması gereken işleri annemle ikimiz yapardık. Babam akşamları içer, sabahları öğleden sonra kalkar. Etrafta bir dolanıp giderdi. Patronu geldiğinde etrafında dört döner ne kadar çalışkan olduğunu gösterirdi. Buraya kadar babamı anlattım. Şimdi size beni böyle bir babaya karşı hayatta tutan ve bir an olsun yanımdan ayrılmayan annemi anlatayım. Annemle babam Sakarya'nın bir köyündenler. Annemin küçük yaşta anne ve babası evlerinin yanması sonucu ölmüş. Annem mucize eseri o yangından sağ çıkmış. Annemi köydeki anneannesi büyütmüş. 18'ine gelince de görücü usulü babamla evlenmiş. Evliliklerinin birinci yılında annesi de ölmüş. Annemin kimi kimsesi kalmamış. Annemin adı Nur. Nur'um o benim. Ben hiç kendi köyümüzü görmedim gitmedik yani. Anneme ne zaman neden gitmiyoruz diye sorsam. Büyük babam köye gelmemizi istemiyor der. Kapatırdı konuyu. Bayramdan bayrama babam arardı büyük babamı. Fakat 2-3 senedir onu da yapmıyordu. Büyük babam köyde tek başına yaşarmış. Babaannem çok önceden ölmüş. Güllerim annemle birlikte hayvanların arasında geçerdi. Babamın davranışları ve dövmesi haricinde annemle çok güzel zaman geçirirdik. Annemin beni, benim de annem vardı. Çiftlikler genelde köyden uzak olduğu için ne anneme bir arkadaş ne de bana bir oyun arkadaşı vardı. Annemin en yakın arkadaşı bendim. Benim de oyun arkadaşım anne. Nereye gidersek gidelim. Annemin ilk işi beni köyün okuluna yazdırmak olurdu. O kadar işin arasında sabah okula bırakıp akşam da alırdı beni. Babam Tek bu konu da yenememişti annemi. Babam her fırsatta kız çocuğu okur mu dese de annem direterek yolluyordu beni. Hiç üşenmeden bıkmadan. Günler, seneler böyle geçerken bir gün babama telefon geldi. Babam telefonu kapattıktan sonra olduğu koltuğa oturup kaldı. Annem ne oldu diye sorsa da belli bir süre konuşmadı. Gözleri doldu ama ağlamadı da. Kendini toplayınca konuşmaya başladı. Babam kalp krizi geçirip ölmüş. Şimdi hemen köye gitmemiz gerekiyor. Hazırlanın dedi. Annem ağlamaya başladı. Ben büyük babamı hiç görmesem de annem ağlarken ben de onunla ağlıyordum. Babam sert adamdı. Ağlasa bile bize göstermezdi. Annem baban eskiden böyle değildi derdi. İyi halini ben hiç görmemiştim babamın. O akşam apar topar hazırlanıp köye gittik. Hayatımda ilk kez köyümüze giriyordum. Çok güzel, kalabalık bir köydü. Bu zamana kadar neden hiç gelmemişti? Büyük babamın evi köyün biraz dışındaydı. Köye vardığımızda bizi, büyük babamın arkadaşı, aynı zamanda köyün muhtarı olan Resul amca karşıladı. Resul amca ayaküstü koşmuş ettikten sonra babamın koluna girip bizim yanımızdan uzaklaştılar. Babama bir şeyler anlatıyordu. O anlattıkça babam değişik hallere giriyordu. Ne olduğunu çok merak ettim. Babam tekrar yanımıza geldi. Bizi büyük babamın evine bıraktı. Kendisi de köyün camisine cenazenin başına gitti. O gece babam eve gelmedi. Cenaze evinde akrabaların ya da tanıdıkların olmasını bekliyordu. Ama evde kimse yoktu. Annem de garipseydi bu durumu. Beş aylar olduğu için ev çok soğuktu. Annem sobayı yaktı sobanın olduğu odada uyuyacaktı. Yatarken karanlıkta tabana vuran sobanın ışığıyla uykuya daldım. Ertesi gün öğle namazında defnedilecekti dedem. Namaz vakti geldiğinde camiye annemle beraber gittik. Caminin altısında beklerken cenaze musallaha taşındaydı. Fakat kimse yoktu başında. Bir süre bekledikten sonra babam caminin imamı ve muhtar Resul amca camiden çıktılar. Bu duruma çok şaşırdık annemle. İmam önde, babam ve muhtar arkasında cenaze namazını kıldılar. Namazdan sonra tabutu patpata koydular. Tabutu taşıyacak dördüncü kişi bile yoktu etrafta. Kalabalık bir köydü. cenazeye niye kimse gelmemişti anlamamıştı. Mezarlık camiye çok uzak değildi. Babamlar güç bela tabutu mezar başına indirip cenazeyi toprağa koydular. İmam Kur'an okurken biz de dua ediyorduk. İmam okumasını bitirince, muhtara, muhtar, sen benimle kal, siz gidin dedi. Muhtar, hoca, ben kalmam dedi. İmam da, muhtar, sen gidersen, ben de kalma. Mevtanın başında günaha giriyoruz dedi. Zorla da olsa, Resul amca kaldı. Bu olanlara, annemle ikimiz çok şaşırıyorduk. Yaşım küçük olduğunda, o zamanlar bu olanları idrak edemiyordum olanlar şaşırmayan tek kişi babamdı. Tedirgin ve korkuyordu. Bir an önce mezarlıktan çıkıp gitmek istiyordu. Biz üçümüz muhtarı ve imamı mezarlıkta arkamızda bırakıp evin yolunu tuttuk. Eve vardığımızda babam hemen toparlanın gidiyoruz dedi. Annem Rıza acelenle köyü özledim. Tanıdıklarla özlem giderelim. Nasıl olsa cenazemiz var diye izin aldın diye ısrar etti annem. Babam Nuh diyor peygamber demiyordu. Gece olunca burada kalamayız. Ben dışarıda bekliyorum sizi. Gelin hemen dedi. Ben olanları sadece izliyordum. Aslında çocuk aklımla ben bile kalmak istemiştim köyde. Ama ses çıkartırsam bir temiz dayak yerdim. O yüzden annemin dibinden ayrılmadan her şeye itaat ediyordum. Arabaya atlayıp çiftliğin yolunu tuttu. Cenazenin üzerinden iki ay geçti çiftlikte yine hayvanlar hastalanmaya başladı. Birkaç hayvanın ölmesi üzerine çiftlik sahibi babamı kovdu. Babam iş bulabilmek için bir hafta izin istedi. Bir hafta içinde nereye gitse kimse işe almadı babamı. Çünkü çalışmadığı çiftlik kalmamıştı neredeyse. Bu yüzden babama iş vermiyorlardı. Bir haftanın bitmesine az kalmıştı. Annem köye gidip köydeki evde kalmak istiyordu. Orada kurulu bir düzenimiz olur. Sürekli oradan oraya yoruldum. İster dök ister söv deyip rest çekti babama. Babam senin bilmediğin şeyler var deyip kestirip atıyordu. Artık çıkma vaktimiz gelmişti. Babam ne iş ne de kalacak yer bulamamıştı. Tam o gün muhtardan babama telefon geldi. Büyük babamdan babama 100 bin lira civarında bir para kalmıştı. Dedemin banka hesabındaymış bu para. Banka babama ulaşamayınca Muhtara ulaşıp bildirmişler durumu. Babam bu haberi duyunca sevinçten havalara uçtu. Annemle yine konuştular. Annem bak kısmet ayağımıza geldi. Kendin hayvan al. Köyde bakalım. Söz ben yapacağım her şeyini. Yeter ki kurulu bir düzenimiz olsun diye yalvardı. Babam da paranın da verdiği mutlulukla yumuşamıştı. Annemin isteğini kabul etti. Hiç vakit kaybetmeden köyünü yolunu tuttuk. Ev eşyamız olmadığı için toparlanmamız kısa sürdü. Köye vardık ve eve yerleştik. Babam tek çocuktu. Fakat dedemle arası hiç iyi değildi. Bu yüzden dedem bir daha köye gelmeyin demiş. O gün bugündür köye gitmemişiz. O gece babam bol bol yiyecek içecek aldı. Bugüne kadar görmediğim bolluğu görüyordum. Anneme bana çok iyi davranıyordu. Annemin dediği iyi insan çıkmıştı dışarı. Köye yerleşeli bir hafta oldu. Köy çok güzel kalabalık bir köydü ev biraz köyün dışında kalsa da evimiz güzeldi. Fakat köyden kimse bizim evin etrafından bile geçmiyordu. Annem eski tanıdıklarına gittiğinde hiç beklemediği bir şey oldu. Annemi tersleyip konuşmamışlar. Kapılar hep yüzüne kapanmış. Bu durumu annem babama anlattı. Babam da aynı şeyin kahvede başına geldiğini, kahveden kovulduğunu söyledi. Bir tuhaflık vardı. İnsanlar uzak kaldıkça Unuttular bizi herhalde diye düşündüler. Normal hayatımıza döndük. Annem beni hemen köyün okuluna yazdırdı. Okuldaki ilk günümdü. Sevgi adında bu köye yeni gelen bir öğretmenimiz vardı. Beni çok iyi karşıladı. Fakat aynı karşılamayı çocuklardan göremedim. Hepsi bana düşmanıymışım gibi bakıyorlardı. Benim yanıma kimse oturmuyor, kimse konuşmuyor, yokmuşum gibi davranıyorlardı. Sadece sevgi öğretmen adı gibi sevgi gösteriyordu bana. Okul bittiğinde yine annem almaya geldi beni. Sevgi öğretmen ve annem konuştular. Ertesi gün yine okulu bitip yine annem beni almaya geldiğinde bu kez elinde bir tencere ve bir kapta poğaçalar vardı. Sevgi öğretmene getirmişti bunları. Sevgi öğretmen sevinmişti buna. Annemle okuldan ayrıldık. Eve gittik. Babam işlerini yoluna koymuştu. Çevre köyleri hayvan satıyor. Bazen eski çalıştığı yerleri bile hayvan satıyordu. Artık güzel ve düzenli bir hayatımız olmuştu. Ne yazık ki hep böyle devam etmedi. Köye yerleşmemizin üzerinden üç ay geçti. Bir gece evde herkesin uyuduğu vakit uykumdan uyandım. Uyku sersemliğiyle kalkıp tuvalete gittim. İşimi hallettikten sonra odama dönecekken evin kapısının sonuna kadar açık olduğunu gördüm. Kapıya doğru ürkek adımlarla gittim. Dışarı baktığımda evin bahçesinde babam öylece ayakta dikilmiş önündeki ağaca bakıyordu. Bir süre babamı izledim. İleri geri az da olsa sallanıyordu. Öyle donup kalmışken arkamdan bir elim beni tutmasıyla korkuyla çığlık attım. Beni tutan annemdi. Kızım kapıyı neden açtın diye azarladı beni. Şaşkınlığımı üzerimden atınca ben açmadım anne Babam dışarı çıkmış. O açmış dedim. Annem şaşkın bir ses tonuyla. Kızım baban yatağında yatıyor. Ne dışarı çıkması? İyi misin güzel kızım diye sarıldı bana. Annem bana sarılırken annemin omzunun üzerinden kapıdan dışarıya baktım. Gerçekten dışarıda kimse yoktu. Gördüğümün bir hayal olduğunu düşündüm. Ama bu başlangıçtı. O gece tekrar odama dönüp uyudum. Sabah yine okula gittim. Okulda yine kimse benim yanıma yaklaşmıyordu. Sevgi öğretmen bu durumu fark etmiş. Derste çocuklar Gül'le neden konuşmuyorsunuz diye sordu. Çocuklar susuyordu. İçlerinden Recep öğretmenim o Kara torunu. Onun dedesi yüzünden köyde huzur kalmadı. Sonunda da ciller onu öldürdü dedi. Sevgi öğretmen Recep'in daha fazla konuşmasına izin vermedi. Ben de ağlamaya başladım. Dedem ne yapmış olabilir bütün köye diye düşünerek ağlıyordum. Teneffüs de, sevgi öğretmen yanıma gelip, sen onlara aldırma, yeni geldiğin için böyle yapıyorlar, yakında içlerini alırlar senin dedi. O gün de bu şekilde geçti. İlk kez anne beni almaya gelmemişti. Bir süre bekledim. Fakat gelen giden yoktu. Yola koyuldum. Eve vardım. Babam, ahırda hayvanların yanındaydı. Annem, ortalıkta yoktu. Doğruca eve gittim. Evde annemi aradım. Annem yatak odasındaydı. Öylece duvara bakıyordu. Birkaç kez seslendim duymadı. Elinden tutup çektiğimde kaskatıydı. Korkudan ağlamaya başladım. Anneciğim kendine geldiği sesleniyordum. Ağlamamı duyan babam eve geldi. Annemi o halde göründü. Hemen annemi şiddetli bir şekilde sarstı. Annem sanki bir uykudan uyanır gibi kendine geldi. Kızım sen ne zaman geldin diye bana sordu. Ben ağlıyordum. Babam, bırak sen onu. Sana ne oldu? Kaskatı kesilmişsin. Seslendim cevap vermedin. Gündüz vakti uyur gezer mi oldun dedi. Annem, bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Bir gariplik vardı. Gece babamın dışarıda görmem. Annemin bu hali. Her geçen gün başka şeyler yaşıyordum. O gün cumaydı. Ertesi gün okul yoktu. Ödevlerimi bitirmek için odaya geçtim. Aradan birkaç saat geçti. Ödevlerimi bitirdim. Saate baktığımda gece bire geliyordu. Yatmadan önce tuvalete gitmek için odamdan çıktığımda annemin mutfakta birisiyle konuştuğunu duydum. Konuştuğu kişinin babam olduğunu sanıyordum. İşimi halledip tuvaletten çıktım. Mutfağın önünden geçerken annem konuşmaya devam ediyordu. Kafamı mutfağa çevirip baktım. Mutfak karanlıktı. Annem tek başına oturuyordu. Çok korktum. Anne, sen kiminle konuşuyorsun dedim. Kafasını bana yavaşça çevirerek karşısındaki boş sandalyeyi gösterdi. Korkum daha da arttı. Anne, korkunç bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Koşarak odama gittim. Kapıyı kilitleyip yorganın altına saklandım. Bunun bir rüya. Hatta kabus olmasını çok istiyordum. Annem deliriyor muydu? hayattaki en değerli varlığımı böyle kaybedemezdim. Yatakta hıçkırarak ağlamaya devam ederken kilitleneyim kapının kolunun çevrildiğini duydum. Kafamı yorgandan çıkarıp baktığımda kapıyı birisi açmaya çalışıyordu. Korkudan delirmek üzereydim. Kapıya yaklaştım. Anne diye seslendim. Benim kızım. Hadi kapıyı aç dedi. Bu ses annemin değildi. Korkunç bir sesti bu. Hemen tekrar yatağıma döndüm. Gece boyunca kapı kolunun sesini duyarak korku içinde uykuya daldım. Sabah annemin kapıya vurmasıyla uyandım. Gül, kızım uyan, kahvaltı hazır. Kapıyı niye kilitledin diyordu. Bu annemin sesiydi. Bitkin bir halde kapıyı açtım. Annem o halimi görünce ne oldu kızım sana? Gece hiç uyumadın mı tezi? Dün gece yaşadıklarımı anneme anlattım. O da korktu. Dün gece hiç kalkmadığını, sabaha kadar uyuduğunu söyledi. Biz bunları konuşurken dışarıdan babam geldi. Sinirliydi. İki tane iliğin gece çatlayıp öldüğünü söyledi. Bu nasıl olur diye kendi kendine söylenip duruyordu. Her şey kötüye gidiyordu. Babam dedemden kalan paranın nasıl kaldığını öğrenmişti. Yaklaşık 4-5 sene dedem emekli maaşını hiç çekmemiş ve o para o sayede birikmiş. Babamla annem buna çok şaşırdı o kadar sene bu adam hangi parayla geçindi diye birbirine sorup durdular. Babam bu işin böyle olmayacağını muhtar Resul amcaya dedemin neden bu hale geldiğini sormaya karar verdi. Resul amcayı bize davet etti. Köyden ilk kez birisi evimize gelecekti. Yatsı ezanından sonra Resul amca karanlıkta bize geldi. Babam erkenden yapmamı söyledi. Ben odama geçtim ama neler olup bittiğini merak ediyordum. Babam ve Resul amca salonda oturdular. Annem de mutfakta çay ve birkaç yiyecek bir şeyler hazırlayıp önlerine koydu. Annemle bir köşeye oturup merakla neler olup bittiğini öğrenmek için bekliyordu. Babam havadan sudan sohbetten sonra konuya girdi. Resul emmi seni de rahatsız ettim ama hem babamın arkadaşı olman hem de muhtar olmandan dolayı olup biteni bilse bilse Resul emmi bilir dedim. ''Babamdan bana kalan para var yani, nasıl kaldığını biliyor musun sen?'' diye sordu babam. Resul emmi de, ''Rıza, evladım, baban ölmeden iki üç sene kimseyle bir kelam etmedi, İnsan içine girmedi. O yüzden onun ne ettiğini, ne yaptığını bilmem ben.'' dedi. Babam da, ''Bankadaki para dört beş senelik emekli maaşıymış. O kadar zaman bankanın önünden geçmemiş. Bu adam neyle geçindi bunca sene Resul emmi?'' Son zamanlarda tuhaf olaylar yaşamaya başladı. Ne biliyorsan anlat gözünü seveyim Resul emmi dedi babam. Resul emmi iyice düşündü. Hani sana cenaze günü babanın cenazesine kimse gelmez. Hatta meftarın başında sabah kadar bekle. Başına bir şey gelmesin dedim ya. Hepsi bu yüzden de. Resul amca lafı dolandırmadan anlat şunu. Dur hele anlatıyorum. Annenin ölümünden sonra baban çok kötü oldu kimselere belli etmemeye çalıştı önceleri. Yanına gidip gelirdim. Ne zaman yanına gitsem Meryem geri geldi. Biliyordum gitmez o. Beni bırakmaz deyip durdu. Hanımını kaybettiği için acısından böyle yaptığını düşündüm. Gel zaman gitse zaman. Baban ne kahve ne camiye ne de pazara çıkmaz oldu. Ben de epeydir gitmedim yanına. Bir akşam ne oldu bu adama? Öldü mü kaldı mı diye size geldim. Tam kapıyı çalacaktım. Baban biriyle konuşuyor. Evde. Yanında biri var sandım. Cama yaklaştığında. Tövbe estağfurullah. Kara çarşaflı, dumanımsı bir varlıkla. Güle oynaya muhabbet ediyordu. Babanın sırtı bana dönüktü. O varlığın yüzü bana dönüktü. Bir anda sustular. Baban sanki arkasında olduğumu biliyormuş gibi bana döndü. Bak Resul, Meryem burada. Hani gelmezdi dedi. O anda Kara çarşaflı ayağa kalktı. Cama doğru gelirken koşarak indim merdivenden. Gecenin karanlığında o kara çarşaflı eve kadar geldi peşimden. O günden sonra sizin evin önünden bile geçmedim. Sonraları kiminin tavuğu, kiminin hayvanı kaybolmaya başladı. Herkes babandan bildi ama kimse onun yaptığını kanıtlayamadı. Herkes biliyor bunları baban yaptı. Kaybolan hayvanlar. Bir süre sonra köyün yakınlarında parçalanmış halde bulunuyordu. Muhtar peki gören olmuş mu babamın aldığını? Rıza babanı o varlıkta köyün etrafında görenler olmuş. Köyde huzur kalmadı. Herkes korkar oldu babandan. Bir gece herkes uykudayken sizin evden çığlık sesleri yükseldi. Kimse korkudan evinden çıkıp sizin eve gelemedi. Ben de gidemedim. Jandarmayı aradım. Jandarma köye gelince onlarla birlikte sizin eve geldim. Baban iki eli boğazında yerde sırt üstü yatıyordu. Ambulans geldi ama çok geçti. Baban kalp krizi geçirip ölmüştü. Yüzündeki o korkunç ifade gözümün önünden gitmez oldu. Sonrasını biliyorsun. Seni arayıp haber verdi. Siz cenazeye gelip gittikten sonra bu sefer de o varlık peydah oldu. Akşamları sokağa çıkmaz olduk. Kim gece vakti dışarı çıksa ona musallat oldu. Peki muhtar. Bu kadar zamandır biz niye görmedik o varlığı diye sordu babam. Ben odadan çıkıp salona geldim. Baba, ben gördüm onu dedim. Babam bana kızdı. Sen bizi mi dinliyordun diye azarladı. Resul amca kızma çocuğa. Demek ki ilk ona göründü. Bir an önce bu evi terk edin. Sonunuz iyi değil diyerek müsaade isteyip kalktı. Resul amca gittikten sonra babamla annem ne yapsak ne etsek diye düşündüler. Babam bir iki sene daha kalır. Maddi durumumuzu toplayınca öyle gidelim. Şimdi gidersek yine eskisi gibi sefil oluruz. Bu evle tarlayı satsak alanda olmaz. Bir sene idare edelim dedi. Annem de uzun zaman sonra kurduğu düzenin bozulmasını istemiyordu. Muhtarın uyarısına rağmen kalmaya karar verdik. Aradan bir hafta geçti. Bir akşam uyuduğum sırada salondan annemin sesi geliyordu. Dikkat kesildim. Annem biriyle konuşuyordu. Annemin sesini duyuyordum ama karşısındakinin sesini duymuyordum. Telefonla konuştuğunu düşündüm. Saate baktığımda saat gece ikiydi. Hayırdır inşallah. Annem asla bu saate kalmazdı. Bu saatte onu biri aradıysa hayırlı bir haber değildir diye kalktım. Salona annemin yanına doğru gittim. Salon karanlıktı ama annemi seçebiliyordum. Dışarıdan vuran sokak lambasının ışığı az da olsa aydınlatıyordu salonu. Annemden sonra karşısındaki gölge varlığı görmemle çığlık attım. Annem yanıma geldi. Korkma kızım. Bak babaannen o, o senin. Gel elini öp dedi. Beni sıkıca tutup o varlığın önüne götürdü. Resmen beni zorla sürüklüyordu. Annem beni o varlığın ayaklarının dibine doğru sertçe itti. Ayaklarının dibine düşünce o koca ayaklarını gördüm. Ufuzun tırnaklar, en önemlisi ise ayakları tersti. Bağırıp çığlık atmaya başladım. Ben çığlık atarken babam sesimi duymuş olacak ki salona gelip ışığı açtı. Işık yandığı anda her şey normaldi. Sadece babam ve ben vardık. Ağlayarak baba sarıldım. Baba, annem nerede? O da vardı burada. Annem nerede diye sorup duruyordum. Babam, annen odada kızım. Uyuyor deyip bana kızdı. Babamın daha fazla kızmaması için özür dilerim baba rüya görmüşüm buraya kadar nasıl geldiğimi fark etmedim diye konuyu kapattım. Babam tuvalete gitti. Ben de odama giderken onların yatak odasından içeriye göz attım. Annem yüzüstü yatıyor kafası bana dönüktü. Gözleri açıktı. O kadar şeytan gülüyordu ki hızlıca geçip gittim odama. Ne yapacağımı şaşırmış haldeydim. Babam anlattıklarıma inanmıyordu. Annem anlattıklarıma inanıyor fakat geceleri bambaşka bir insan oluyordu. Çok çaresizdim. Hayatımız tam düzeldi derken daha kötü olaylar yaşıyordum. Bu olaydan birkaç gün sonra hayatımı mahveden o gece yaşandı. Okula gidip gelmiştim. Artık annem beni almaya gelmiyordu. Babamın işlerini halledip eve çekildik. Hava kararıp yatma vakti gelince ben odama gittim. Yatağıma geçip kötü şeyler olmaması için dua edip yattım. Gece saat iki buçuk civarı. Bir fısıltıyla uyandım. Yataktan doğrulup dikkat kesildim. Fısıltı koridordan geliyordu. Kapım aralıktı. Bir gölgenin volta atar gibi ileri geri gidip geldiğini görebiliyordum. Fısıltıyı daha iyi duyabilmek için kapıya yaklaştım. Fısıltıyla şunları söylüyordu. Baban seni bekliyor Reza. Diyerek tekrar ediyordu. Bu fısıltı hiç bilmediğim bir sese aitti. Bir süre sonra hareket eden her kimse artık yürümüyordu. Nefesimi tutup ne olduğunu anlamak için kapıya biraz daha yaklaştım. Tam kapı hizasına geldiğimde annemlerin yatak odasından çırpınma, sağa sola vurma sesleri geldi. Biri nefes alamıyordu. Belliydi. Panikle odadan çıktım. Hemen yatak odasına gittim. Aman Allah'ım. Annem babamı boğuyordu. Annem babamın yarısı kadar bir kadındı. Fakat babam altından kurtulamıyor. Ölmek üzereydi. Annemi durdurmak için annemin ellerine yapıştım. Elinin tersiyle bana vurdu. En son duvara savrulup çarpıp düştüğümü hatırlıyorum. Sabah uyanıp kendime geldiğimde annem babamın başında gülerek duruyordu. Babam ise hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ayağa kalkıp kapıya koştu. Bağıra çağıra köy meydanına kadar gittim babam öldü diye feryat ediyordum. Resul amca ve birkaç kişi koşup bizim eve gittiler. Gerçekten babam ölmüştü. Annem ise sadece gülüyor, hiçbir şey konuşmuyordu. Jandarmaya haber verildi. Daha sonra jandarmanın söylediğine göre babam kalp krizi geçirmiş. Onlar böyle söyleyince ben gördüklerimi anlatmadım. Çünkü babamı kaybetmiştim. Annemi de kaybedemezdim. Annemi Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırdılar. Beni ise işte, bana sahip çıkacak bir akrabamız çıkmayınca devlet korumasına aldılar. 18'ime gelip resit olana kadar bırakmadılar. O geçen senelerde hep annemi takip ettim. Bir işe girip düzen kurunca annemi oradan aldım. Çünkü biliyordum bunu annem yapmadı. O evdeki varlık anneme bunu yaptırdı. En sonunda da delirmesine neden oldu.'' devlet kurmasını alınınca sağlık meslek lisesini kazandım. Liseyi bitirir bitirmez özel bir hastanede hemşire olarak işe başladım. Annemi de yanıma alıp tedavisine devam ettik. Bu olayın üzerinden 10 sene geçti. Allah'a şükür annem eskiye göre çok iyi. Annem beni o kadar zorluğa rağmen bir kez bile bırakmadı. Şimdi ise ölene kadar ben onu asla bırakmam. Annemle ikimize daha güzel bir hayat yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğim. Babamı da özlüyorum. Dedim ya, hayatlarımızı seçme şansımız olmuyor. Bu yüzden hayatımın değerini daha iyi biliyorum.